Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşlarına geldiğinde kalbinde derin bir yalnızlık hisseder ve bu yalnızlık sebebiyle sürekli Hira'ya çıkmaya başlar. Ve Hatice validemiz ona her zaman destek olur, her çıktığında suyunu, yemeğini eksik etmez. Ve artık 40 yaşına geldiğinde Ramazan ayında bir pazartesi günü ve Kadir gecesinde Cebrail aleyhisselam bir insan suretiyle Peygamber Efendimizin yanına gelir ve oku buyurur. Efendimiz ben okuma bilmem der. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e sıkıca sarılıp bırakır ve bir daha oku der. Efendimiz yine ben okuma bilmem der. Ve sonra Yaradan Rabbinin adıyla oku der ve Peygamber Efendimiz bu olaydan sonra Hira'dan dışarı çıkar. Dışarı çıkınca bütün kainatın tek bir ağızla söylediği bir ses duyar. Esselamu aleyke ya Resulallah. Peygamber Efendimiz irkilir ve kafasını göğe doğru kaldırır. Cebrail aleyhisselamı gerçek suretinde görür. İşte Kadir gecesi böyle bir geceyle başlıyor. Gecenin sessiz karanlığında kendimizle baş başa kaldığımız anlar mana alemine açılan bir kapı gibidir. Gece yapılan ibadetlerin ayrı bir feyzi olması da bu mana alemiyle yakından ilgilidir. Gecenin ibadeti yürekte güçlü bir yer edinir. Gece ibadeti kalbi Allah'a yönlendirir. Tenhada yapılan zikir ya da ibadet kişiye gönül ferahlığı kazandırır. Peygamberimizin Miraç yolculuğunun gece vakti yaşanmış olması, seher vakti kılınan namazların hissedilen manevi gücü, gece ibadetlerinin önemini anlamamız için önemli detaylardır. Rabbimiz takva sahibi salih kullarından bahsederken, onlar seher vakti istiğfar eder buyurmaktadır. Fakat öyle bir gece vardır ki, o gece yapılan ibadetlerimiz diğerlerinden çok daha hayırlı kabul edilmektedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Ramazan ayının son 10 gecesinde aramamız gereken, özellikle tek gecelerde aranması gerektiği rivayet edilen ve 27. gecesi olduğuna dair çok sayıda rivayet bulunan çok özel bir gece. Yüce Allah, bu gece af, mağfiret ve rahmet kapılarını sonuna kadar açmaktadır. Cebrail aleyhisselam önderliğinde dünyamıza gelen melekler bu gece dört bir yana dağılmakta. Nerede dua eden, zikreden, Kur'an okuyan, hayır yapan, sadaka veren insan görürlerse onun yanına gelerek rahmet kanatlarını yaymaktadırlar. Öyle mucizevi bir geceden bahsediyoruz ki, bu gece yaptığımız ibadetler 30 bin kat daha fazla sevap olarak karşılık bulmaktadır. Peki böyle bir mucizevi gece neden var? Rabbimiz neden böyle bir geceyi hediye etmiş bizlere? Peygamber Efendimiz'e kendisinden önce yaşamış ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Bilindiği üzere eskiden insanlar çok daha uzun ömürlüydüler. 1000 yıl kadar yaşayan peygamberlerin olduğu biliniyor. Bu durum Peygamber Efendimiz'i kendi ümmeti için biraz üzmüş ve düşündürmüş. Çünkü bizler eski insanlara nazaran daha kısa ömürlü olduğumuzdan yaptığımız ibadetler ve kazandığımız sevaplar ile 1000 yıl kadar yaşamış olan insanlarla eşit olmayacak ve onlarınkine ulaşamayacaktık. Peygamber Efendimizin üzüntüsünü hafifletmek için Yüce Allah Kadir gecesini verdi ve bu geceyi geçmişte yaşayan ümmetlerden 1000 yıl daha hayırlı kıldı.
Peygamber Efendimizin verdiği müjdeye göre, faziletine inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahları bağışlanacak. Resulullah'ın tavsiyesine göre şu şekilde dua etmeliyiz. Allah'ım, sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affeyle. Bize böylesine mucizevi bir gece hediye edilmiş ama neden tam olarak hangi gece olduğunu bilemiyoruz. Bunun hikmeti nedir? Birçok alime göre Kadir Gecesi'nin tam olarak bilinemiyor olması, gecenin feyzinden yararlanmak isteyen insanlar için çok daha yararlı bir durum. Zira Kadir Gecesi tam olarak hangi gece olduğu insanlara bildirilseydi, insanlar yalnızca o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Bunun yerine kısmen de olsa belirsizlik olmasından dolayı insanlar tüm Ramazan ayını sanki Kadir Gecesi'ymiş gibi ibadetlerini yaparak geçirebileceklerdi. İşte böyle bir gece, Kadir Gecesi. Ta ki güneş doğuncaya dek böylesine mucizevi bir gecede uyumak değil, feyzinden yararlanmak, geceyi dua ve ibadetle geçirmek gerekir. Duaların geri çevrilmeyeceği bu gecede Rabbim tüm dualarımızı, ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Kadir gecemiz mübarek olsun. Selam ve dua ile.